Spor Salonu ekranlarından herkese merhaba. Bu hafta yine Mustafa ile birlikte güzel bir program olmasını diliyorum. Güzel bir başlangıç yapalım. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim sağ ol. Bu hafta maçlarımızdan önce, maçları konuşmadan önce seni tebrik edeyim. Teşekkür geçen ederim. Hafta Türkiye kuponunu tutturdun. Takipçilerimiz inşallah oynamıştır. Güzel bir kupondu. Bize de kazandırdı Oğuzhan. Geçen haftayı unutturmak, silmek için arkadaşlar sizlere 4 tane çok güzel kupon paylaştık. Giresun Karagümrük tutuyorum ben burada. Giresun Karagümrük'ü KG var olarak değerlendireceğim. İkinci maçım Trabzon, Adana Demirspor. Burada Trabzonspor'un kazanacağı ve maç sonucu 1 olacağı görüşündeyim. Üçüncü maçım Göztepe, Gaziantep. Burada iki takımın da gol bulacağını düşünüyorum. O yüzden bahisim KG var. Fenerbahçe, Rize. Burada da Fenerbahçe'yi maç sonucu 1 tutuyorum. Yani güzel bir hafta oldu. Türkiye bülteni açısından güzel bir hafta oldu. Yani tahminlerimiz geçen hafta konuştuğumuz maçlar 3 aşağı 5 yukarı geldi. Galatasaray. Yani yine ona yapacak bir şeyim yok. Yani gerçekten ben her hafta Galatasaray'ın artık bu hafta kazanacak, bu hafta kazanacak diye diye ne zaman kazanacağını gerçekten merak ediyorum. Yani kazanır tutuyorduk ama Altay'ın son dakikalarda gelen bir penaltısı ki bence penaltı değil. Bence de değil. Yani o maçın hakkı Galatasaray galibiyetiydi aslında ama. Galatasaray'ın 2-10 kaybettiği bir hafta. Yani seninle onu da konuştuk geçenlerde. Oraya getirmemeleri lazım aslında Galatasaray'ın. Tabii, yani önceden o kadar sıkışmaması lazım. Yani Galatasaray'ın Altay'ı rahat yenmesi lazımdı. Ama yine de verdiğimiz kupon geldi. En azından Türkiye Ligi'nin kuponumuzu getirdik. O yüzden bize de kazandırdın. Aynen. İyi oldu. Peki o zaman yavaştan programımıza başlayalım. Başlayalım. Bu hafta güzel maçlar var. Sen de inceledin. Beraber aynen, baktık zaten. Aynen öyle. Kuponlarımızı da yaptık geçen haftaki gibi. Aynen. Yine geçen haftaki gibi bir değişiklik yok. Yine Avrupa Ligi'nden 2 kupon, Türkiye Ligi'nden 2 kupon, Mustafa'nın ve benim kuponlarımız olmak üzere hazırladık. Maçları değerlendirdikten sonra kuponlara program sonunda sizlerle paylaşacağız. O zaman ben maçlara yavaştan başlayayım. Cuma günü ilk maçımız Altay Hatayspor. Hatayspor. Düşüşte bir Hatay. Çok düşüşte. Geçen haftaki Başakşehir. Geçen hafta söylemiştim 0-0 olsa da şaşırmam demiştim. Gol atamadı. 3-0'lık net bir yenilgi. Ondan önceki hafta Sivas'a 4-0'lık net bir yenilgi. Bugün yani bu maçla alakalı Altay-Hatay Spor'la alakalı ben Hatay'a artık güvenmemeye, güvenim kırılmaya başladı. O yüzden Altay kaybetmez diyeceğim. Gol bahsine girmeden Altay evinde yenilmez diyeceğim. Yani ben şöyle iki takımın hani tamam okey Hatay son dönemlerde bayağı kötü. Ama bir çıkış arayacaklarını düşünüyorum. Yani Altay deplasmanı çok kolay bir deplasman değil gerçi ama. Yani Galatasaray'dan bir puan aldılar sonuçta moralliler. Moralliler. Burada çok tarafa girmeyeceğim ben de. O yüzden senin de benim de sevdiğim bahis. 2-3 golden yürüyelim diyorum ben bu hafta. Yani şu taraf 2-0 bu taraf 3-0 demeden hangi takım gol atarsa atsın 2-3 gol baremde kalır diyorum ben. Deyip, Cuma günden bir maç vardı zaten. Aynen. Cumartesi bültenine geçelim. Karagümrük Konya. Güzel bir maç. Gollü bir maç olacağını düşünüyorum. İki takımın da gol bulabileceğini düşünüyorum. Ve 2.5 üstünün de aşılacağı tarafındayım. Konya geçen hafta bizi üzdü. Bayağı üzdü. Kazanamadı ama bu hafta karşısında golcü bir takım olduğu için, top oynayan bir takım olduğu için. O da eşlik eder diyorsun. O da eşlik eder. Güzel bir maç olur. Karşılıklı golle devam eder diyorum maç. Yani Konya geçen hafta kendi evinde özellikle. Ben kendi evimde çok güveniyordum Konya'nın kazandığına. Zaten kazanır vermişti. Aynen aslında. Geçen hafta çok da kazanır tutuyorduk. Şey yani. Yani sıkıntı yaşadık. Malatya zaten çok aman aman bir varlık gösteremedi evet. Maçta. Yani ben Konya'nın bir şekilde biri bulacağını düşündüm ama olmadı. Bu maça gelecek olursak da ben seninle aynı fikirdeyim. Yani iki takımın da gol bulacağını düşünüyorum. Yani Konya'nın da geçen haftaki 0-0'ı bir şekilde gol bularak unutturacağını düşünüyorum. Maç önce KG'ye taşınır. Ondan sonra da üstü görür tahminimce. Aynı yerlerdeyiz. Aynen burada aynı fikiriz yani. O zaman ikinci maçımız olan... En fikir olmayacağımız maçlar olacaktır. Olacak olacak. Başakşehir Kasımpaşa'ya geçelim. Senin takım. Benim Başakşehir'im. Kılçıksız bir galibiyet. Net bir galibiyet. Başakşehir'i evinde oynayan üzülmez. Tek maç açıksa... Müthiş bir taraftar desteğiyle. Müthiş taraftar desteğiyle yaklaşık 300-500 taraftar ile birlikte ama evinde iyiler. Kasımpaşa'yı da çok rahat geçeceklerini. Kasımpaşa çok kötü bir takım bence. Kötü. Yani, bu aralar çok kötü özellikle. Aynen bu aralar çok kötü.
Başakşehir'e çok rahat diş geçirebileceklerini zannetmiyorum. Yani Emre öyle bir takımı artık kurdu ki geçenlerde röportajını okudum. Yani kadromuz aslında kaliteli diyor zaten. Kendi kurmadı ama. Ha, yani kadro kaliteli, kumaş var. Oynatmayı biliyor. Ha, yani ona demeye, onu demeye getirdi. Yani iletişimimiz çok iyi topçularla, evet, diyor. Bir şekilde oynatıyor yani takım. Sonuçta bu maç, bu takım ilk 5-6 hafta Aykut Kocaman'la çok puanlamadı ya. Puan alamadılar. Sonlardaydı. Hatta biz düşer mi düşmez, evet, mi muhabbeti yapıyorduk. Emre yani geldi ve aynı oyuncularla çok farklı bir yapı. Yani lig başında Emre gelseydi Başakşehir şu an çok farklı yerlerde, evet, olacaktı farklı belki. Farklı yerlerde olabilirdi. Başakşehir'i tutuyorum yani. Kazanır. Yani rahat kazanır. Ben de Kasımpaşa gibi güçsüz bir takımın karşısında Başakşehir'i rahat kazanır tutuyorum. O yüzden maç sonucu 1 derim ben de buna. O zaman diğer maçımız Rize-Göztepe. Senle başlayalım Rize'ye. Başlayalım. Rize-Göztepe maçında yani ben Göztepe'nin geçen haftaki maçını izledim. Yani gol yollarında artık sorun yaşamıyorlar. Yani atıyorlar da yiyorlar da. Yani Göztepe Rize olsaydı belki farklı yorum yapabilirdim ama maç Rize'nin evinde olduğu için. Rize'nin de puanına ihtiyacı var. Rize'nin de puanına ihtiyacı vardır. Var. Saldıracaktır. Gol bulmak isteyecektir. O yüzden benim ilk tercihim iki takımın da gol atacağı yönünde olur. Rize şöyle, iki takım da gol atarına girmeden ben net bir bahis var benim kafamda. 2-3 gol bahsi var. Kimin attığına karışmayacağım. Tarafa da çok girmeyeceğim. İlk böyle yarı 0-0 biterse üzülmeyeceğim. İlk yarı 0-0 biterse üzülmem. 1-0 biterse üzülmem. Ben çok üzülürüm. 0-0 biterse. Yani maç böyle bir 1-1. Biri kazanırsa da sanki Rize bir tık. Geçen hafta Kayseri Antalya'da, aynen, Hikmet Karaman'la Kayseri kazanabilir demiştim. Ama abi o maçta yani 9 kişi kalıyor. Evet. Yani Antalya geliyor. Yani Lung duvar ördü kaleye resmen ya. Kariyer maçını oynadı. Ya ben eskiden beri çok beğeniyorum Lung'u zaten. Harbiden de kurtardı Kayseri'yi, evet, yani. Bugün de ben Rize maçında 2-3 gol bekliyorum. Eğer ki birisi kazanacak olacaksa ev sahibi Rize. Bir tık önde. Yemin ediyorum içimden benim şey Göztepe mi? Vallahi Göztepe mi? Haftanın en çirkin maçı bu maç yani. Rize Göztepe maçı. Yani. Çok çirkin bir maç ya. Sen Rize, ben Göztepe. Bakalım ne oluyor. Bu sefer ben kazanacağım. Bence ben kazanacağım. O zaman cumartesinin en güzel maçı diyebiliriz. Liderin maçına geçelim. Trabzonspor. Antalya Trabzonspor. Bu hafta da kaybetmeyeceğini düşünüyorum Trabzonspor. Ben Trabzon'a her hafta aynı bahisi vereceğim. Şöyle her hafta aynı bahisi vereceğim. Taraf anlamında değil. Taraf hep Trabzon'u taraf olarak görüyorum. Okey. Ama hep Trabzon kendi bir golden fazla atar diyeceğim. Yani her maçta... Her maça mı yoksa... Hemen hemen her maça yani. Her maçta bir şekilde 2'yi buluyorlar İstanbul'daki ya. İstanbul'daki maçlarda da, önümüzdeki maçlarda da. Ya onu o zaman bakarız. O devreyi, zaman... devreyi ben bir böyle bitirelim. Tamam mı? Ondan sonra ikinci devre ona bakarız ama yani ben bu maçta yani yine Trabzon'un kazanacağını düşünüyorum. Onda bir problem yok. Ama 2 gol atarak, en az 2 gol atarak yine kazanacağını düşünüyorum. Antalya, Kayseri'ye 9 kişiyle gol atamadı. Aynen. Trabzon atar mı dersin sence? Ben de Trabzon kazanır tarafında yani, ama bir kontrol yiyebiliriz. Gerçi yani son dönemlerde Trabzon gol yemiyor. Yani son iki maçtır yemiyor değil mi galiba? Ben yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ama yani bu yemeyeceği anlamına da gelmiyor. Yani Antalya'da sonuçta evinde oynuyor. O Kayseri'nin Kayseri maçını bir şekilde unutturmak isteyeceklerdir. Baskıda oynayacaklardır. Ama atanın yani, tutanın iyi olduğu bir Trabzonspor. Yani o da var. Şimdi Uğurcan da çok formda zaten. Yani rahat bir Trabzonspor galibiyeti. Atanı da söyleyemiyorum. Atanlar var çünkü orada. Evet. O yüzden hatta cumartesi kombini olarak Başakşehir kazanır, Trabzon kazanır. Ya dur, niye kuponu mu söyledin sen şimdi ya? Öyle pardon. Allah Allah. Onu program sonra söyleyecektik kardeşim. Sen 4 maçta ekleyeceksin. Ben 2 maçlık verdim. Arada böyle geçti. Sen direkt benim kuponları çaldın ya. Ben 2 maçlık bir kombi paylaştım. Burayı keselim falan diyormuş. Burayı kesebiliriz ama. yok böyle değil. Cumartesi'yi bitirdik Antalya Trabzonspor'la. Trabzon kazanır ve 1.5 üst bahsimiz var. Trabzonspor kendi 1.5 üst bahsimiz var. Aynen öyle. İnşallah Trabzonspor bizi üzmez. Sanmıyorum, artık zor ya. Hani ben Başakşehir maçına kadar bu şekilde devam edeceğim. Başakşehir maçını o dönemin puan durumu ve şeyine kadro göre. Kadro yapısına göre. Yani o zamana göre bakacağım yani. Onu o zaman yorumlayacağım. O zaman pazar ilk maçımıza geçelim. Adana Demir Giresun. Güzel bir maç. Zevkli olacağını düşüneceğim bir maç. İki formda takım. Giresun'a gerçekten helal olsun. Yönetimine helal olsun. Ben kaç haftadır tebrik ediyorum zaten. Geçen programda söyledik. Hocaya da helal olsun. Yani kadro oturdu. İyi bir futbol oynuyorlar. Karagümrük gibi kalbur üstü bir takımın 1-0'dan 3-1 iyi bir sonuç. Adana Demir karşısında da deplasmanda Giresun'un rahat gol atacağını, aynı zamanda bir de gol yiyeceğini düşünüyorum. Taraf bahsine girmeden iki takım da gol atar düşüncesindeyim.
Ben de burada aynı fikirdeyim seninle. Yani Giresun'un bir şekilde deplasmanda olsa bile bir golü bulur. Yani Adana Demir yer en kötü yani. Giresun atamasa bile Adana Demir yer. Çünkü savunmasını çok beğenmiyorum Adana Demir'in. Ama Adana Demir'in ileri uçları yani Balotelli zaten saymaya gerek yok. Yani geçen hafta Trabzon maçında sayısız pozisyon harcadılar yani. Özellikle ilk yarının son dakikalarında çok pozisyon var. Aynen öyle, o 6 pasın içinden vurup orta çıktı. Evet, maç çok farklı yerlere gidebilir. Aynen doğru diyorsun. Yani o yüzden ben de burada iki takımın da gol atacağını düşünüyorum. Maç da üste taşınır tahminimce ama öncelikle bahisim. İki takım. Dedik. Umarım üzmeyiz insanlar. Yani umarım. Ben sanmıyorum bu maçın KG yok biteceğini ya. Yani inandığım maçlardan bir tanesi. Bundan sonraki maç? Yeni Malatya, Alanya. Artık Malatya'yı hiçbir şekilde... Ben maçı yorumlamayacağım. Yani iki tane, iki sevmediğim takım. Yani evet. İki ne yapacağı belli olmayan. Yani Alanya'yı belki bundan 5-6 hafta önce, 7 hafta önce konuşsaydık çok daha rahat yorumlayabilirdim. Ben de aynı ama şeyi Alanya çok değişti yani. Evet. Ne olacağı belli olmuyor. Yani ben burada o yüzden genelde bu tarz maçlarda yani ne yapacağımı bilmediğim ya da takımların ne yapacağını bilmediğim maçlarda 2-3 gol bahisine hep biraz daha yakın olmuşumdur. Atarım yani kendimi. 2-0 yensin biri, 2-1 yensin biri, 0-0 biterse üzülmeyeyim. İlk yarı bir gol olursa üzülmeyeyim. Yeter ki ilk yarı 3 gol olmasın yani. Ben burada çok fazla kuponlarımı almadığım bir bahsi söyleyeceğim. Aslında sevmem. Her maçın gol olmasını isteriz hepimiz. Ama Malatya Alanya maçında ben 2.5 alt bekliyorum. Gol olacağını düşünmüyorum. Bahisçilerin çok kullanmadığı bir bahis. Çok kullanmadığı bir. Hani futbol gol atmak için oynanan bir oyun. Ama 2.5 alt bence Malatya Alanya maçı için çok gözüme çarptı. Ama 2-0 falan olsun, 1-1 olsun, seninki de gelsin, benimki de gelsin. Üzmeyelim kimseyi. İnşallah üzmeyiz. O zaman pazar gününün son maçı. Bir ne olacağı belli olmayan maçta Beşiktaş-Kayseri. Aynen öyle. Yani artık yani şuna şu duruma bakmasak Beşiktaş-Kayseri abi gözü kapalı. Kazanır. Beşiktaş değil mi? Tabii canım, Beşiktaş kazanır dersin aslında. Hani şey bakımından şu konjektür olmasa, Beşiktaş'ın bu durumu olmasa. Evet. Şimdi de Şampiyonlar Ligi'nden döndüler. Dortmund faciası var. Yorgunlar. Yani hocayla takım arasında bir uyumsuzluk var. Futbolcular ne yapacak belli ben değil. Bugün bir Guti haberleri okudum. Sergen'in yerine mi? Evet. Yani ben Guti'yi tercih etmem açıkçası. Şu anda takım çalıştırmayan bir hoca. Ya ben şu an şöyle... Yok. Özür dilerim. Beşiktaş'ta yani bir deneme tatsızı değil sonuçta Beşiktaş. Büyük bir canlı şampiyon yani. Olmuş bir takım var. Ya şöyle de bir şey var abi. Şimdi Sergen tamam şu an Sergen Hoca birazcık psikolojisi de düştü. O havası da birazcık gitti ama yani şu an tamam ligin daha 14. 15. haftası, Sergen'i gönderdin. Güzel. Kimi getireceksin yerine? Ya da getirdiğin adam Sergen'den neyi çok daha farklı tabii yapabilir ki? Ya bu adam seni şampiyon yaptı. Bütün taraftar tapıyor da bu adama. Bence yani bir sene Sergen Hoca'ya sabredin. Ya zaten abi şöyle bir şey var. Şu an herhangi bir şampiyonluk iddiası tamam matematiksel anlamda var belki ama yani o havada değiller. Değil. Yani getirecek adam, getireceğin adam bunu şampiyon yapmayacak sonuçta. Tabii. O yüzden sene sonuna kadar dayan Sergen'e. Yani çok absürt şeyler olmadığı gibi takdirde yani. Aynen Giresun'un yaptığı gibi. Dayan sonuçta biraz Sergen'e. Ondan sonra ne yapacağını sene sonuna bakarsın. Yani şu an bence yanlış bir karar olur yani. Aynen öyle. Yani sonuçta bu hoca seni şampiyon yapmış. Geçen seneki dar kadroya rağmen şampiyon yapmış bile yani. Geçen seneki kemik kadronun üzerine bir sürü transfer evet yaptı. Sene başı hatırlıyorsun. Evet, ona rağmen yani takım bu kadar Barcelona gibi takım kurdular. Eski Barcelona'yı andırdı falan filan diye yorumlar yapılıyordu. Ben şu ayı hiç beklediğim gibi çıkmadı açıkçası. Ben de. Yani şey Batu Şah gibi bir adam fizik olarak bence Türkiye Ligi'ne Batu Şahin'e biraz ağır geldi gibi hissediyorum olabilir ben. Bu arada Beşiktaş'ı bayağı bir tartıştık. Bayağı konuştuk yani. Ben kaçtık. Yorumumuzu söylemedik. Beşiktaş maçına Kayseri ile birlikte kaçtık. Yani burada ben de aynı fikirdeyim sende. Yani burada artık ben Beşiktaş'a çok nadir... Görebilir mi sence? Bence görebilir herhalde. Bence görür. İki takım da atıp devam yani edebilir. Artık çok nadir Beşiktaş'a taraf oynarım. Evet. O yüzden bundan sonra gol atarına yerine en azından konuşacağım ilk yarıyı yani bitirip bir transfer veya işte takım içindeki yapıya aynen bakıp ondan sonra ikinci yarıda belki taraf oynayabiliriz Beşiktaş'a. Bu maça ikimiz de KG var deyip geçiyoruz. Pazartesi'ye geçebiliriz. Pazartesi çok evet tatlı iki maç. Sivas Galatasaray'la başlayalım o zaman. Galatasaray'a kesinlikle taraf bahsi. Teessüf ediyoruz Galatasaray'a falan diyormuşum. Galatasaray'a taraf bahsi almıyoruz. Bizleri kınamayın lütfen arkadaşlar. Geçen hafta ne söylemiştim sana hatırlıyor musun? Evinde Sivas. Evet, evinde Sivas. Hava durumu. Hava çok soğuk. Çok farklı bir maç olacak diye düşünüyorum ben. Ben iki takımın da gol atacağını ve 2.5 üstü göreceğini düşünüyorum.
Galatasaray'da destek verirse masa. Güzel bir maç izleriz. Fenerbahçe ile zannedersem aynı saatte mi? Emin değilim. Yok, Fener'inki Galatasaray'ınki 6'da, Fener'inki 8'de. Öyle mi? Aha. O zaman pazartesi için müthiş. 6'da geçiyorum baba televizyonun karşısına. Futbol için çok güzel bir saat akşam olabilir. Saat 10'da bitirir çayını demler, yatar aşağı uyursun sonra. Sivas Galatasaray KG var olur, 2.5 üst olur. Güzel bir maç izleriz. Ben de burada düşünce. Sivas'ın evinde her türlü Galatasaray'a golü var diyorum ben yani. Hatta tarafa, yani tarafa önce girecek misin? Yok, tarafa girmem abi ben. Yani Galatasaray'a uzun süre tövbeliyim Sivas yani tarafa. Yani bu maça burada da şöyle. Yani Galatasaray'ın tarafına girmem okey. Sivas'ın tarafına da şöyle girmem, Galatasaray'la oynuyor. Yani ne olacağı belli olmaz sonuçta. Arkadaşlar beraberlik yani düşünmüyoruz. Karşılıklı gol vardı düşünüyoruz. Yani iki takım da gol atsın abi. İster biri 2-1 yensin, ister biri 2-2 bitsin, 3-1 yensin fark etmez. O yüzden ben iki takımın da gol bulacağını düşünüyorum burada. Son maçımız Antep-Fener. Bu da çok, çok tatlı bir maç olacak, biliyor musun? Yani Fener şu an bir ufak da olsa bir hava yakaladı. Yani Rize'yi 4-0 yendi. Net bir skor. Net bir skor. Yani gerçi ligin sonuncusu ama yani Rize ligin sonuncusu olsun. Ama galibiyet galibiyettir. Yani net, evinde net bir skor almışsın. Erol o yüzden Hoca Antep'e mutlu gidecektir. Erol Hoca yani acaba Fenerbahçe'ye karşı nasıl bir duygu hissediyor? Yenmek isteyecektir büyük ihtimal. Şu an şey komple teorisi mi üretiyor kafanda? KG var olur. Galatasaray maçı gibi. 3 golü de bulur bu maç. Güzel bir maç izleriz. 6'da Galatasaray maçını güzel izleriz. 8'de Fenerbahçe maçını güzel izleriz. Keyifli bir pazartesi olacağını düşünüyorum ben. Aynen. Senin ben düşünceleri? Ben bültenin yani hafta sonu Türkiye bülteninin en rahat KG gelecek maçlarından bir tanesi bence Fenerbahçe. İki takım da rahat bir şekilde yani rahat bir şekilde gol atar diyorum. Ya gerçi bu son dönemde Fenerbahçe'nin stoperleri ya zaten iyilerdi. Ben çok beğeniyorum yani Çin, evet, Salah'ı falan ama yani bir şekilde deplasmanında olduğu için Gaziantep, Diko, Miko falan bir şekilde golü bulur düşüncesindeyim. O yüzden bu maçta da KG var diyorum ben. Ve de yani 2.5 süre taşınır muhtemelen KG erken gelirse. Her iki takım derken ilk yarılarda gol bulursa en kötü. 3 golü taşınır diyorsun ve Türkiye Ligi'ni. Diyorum ve senin spoiler verdiğin kuponlarıma geçiyorum. Türkiye Ligi. Gene geçen hafta ben başlamıştım. Evet. Bu hafta sen başla istersen. Tamam, o zaman gene Türkiye Ligi'ni söyleyelim. Sonra tek tek Avrupa Ligi'ni söyleyelim. Karagümrük Konya maçı. Karşılık gol ver tutuyorum. Kuponumun ilk maçı. Başakşehir Kasımpaşa. Çok net bir Başakşehir galibiyeti tutuyorum. Adana Demirspor, Giresunspor, KG var tutuyorum. Üçüncü maçım Yeni Malatya, Alanya maçı da bahisçilerim ve benim çok fazla sevmediğim barem olan 2.5 alt tutuyorum. 4 maçlık bir kombin paylaşıyorum. Türkiye Ligi'ndeki diğer kupon için Oğuzhan arkadaşım gerek kalmaz zaten, 2 tanesini verdin. Kalan 2 taneyi de söyle, belki onları da eklemek isterler arkadaşlar. O zaman ben benim kuponumu vereyim. İlk maçım Başakşehir Kasımpaşa, maç sonucu 1. İkinci maçım Antalya Trabzonspor, maç sonucu 2 tutuyorum. Üçüncü maçım Sivas Galatasaray, her iki takımda gol atar, KG var diyorum. Son maçım Gaziantep Fenerbahçe, burada da KG var düşüncesindeyim. İki takımda gol atar diyorum. Ve Avrupa Ligi kuponu için Mustafa'cığıma sözü veriyorum. Avrupa Ligi kuponumuz için ilk maçımız Udinese, benim ilk maçım özür diliyorum. Udinese Milan maçı karşılıklı gol olur. Osasuna Barcelona maçını Barcelona Osasuna'yı yener. Maç sonucu 2 olur. Paris Saint-Germain Monaco maçında Paris Saint-Germain kazanır. Büyük maç Real Madrid Atletico Madrid maçında da Real Madrid'in kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 4 maçlık kombinim bu şekilde. Ben de benim kuponu verelim o zaman son kupon olarak. İlk maçım Bundesliga'dan Leipzig Mönchengladbach, 2.5 üst tutuyorum. İkinci maçım Serie A'dan Hellas Verona Atalanta, bu maçı da 2.5 üst tutuyorum. Üçüncü maçım yine İtalya Sassuolo Lazio, maçta da iki takım gol atar diyorum. Karşılıklı gol var bahisim. Son maçım Bundesliga'dan Frankfurt Leverkusen, bu maçı da KG var tutuyorum. İki takım da gol atar diyorum. Sonrasında ne diyoruz? Bizi YouTube'da Sportsel'den takip ediyorsunuz. Beğenilerinizi bekliyoruz, yorumlarınızı bekliyoruz, bildirimlerinizi açmanızı bekliyoruz. Twitter'dan ve Instagram'dan da Sportsel sayfasından takiplerinizi bekliyoruz. Birçok spor haber paylaşımını zaten yapıyoruz Twitter'dan özellikle. Twitter'dan
veya herhangi bir sosyal medyadan bize ulaşırsanız, yorumlarınızı, beğenilerinizi atarsanız çok mutlu oluruz diyorum. Güzel bir program daha yapmış Aynen. bulunmaktayız. Yani ben geçen haftadan hatta daha iyi maçlar olduğunu düşünüyorum. Geçen haftaki bültene nazaran iki bülteni evet. karşılaştırdığımda. Yani güzel kombinler çıkarmaya çalıştık. Yani güzel çalıştığımıza inanıyoruz. Yani artık kesin konuşmayacağız. Sen de kesin konuşma. Ben de kesin konuşma. Yani biz de üzülmeyelim. Kimseyi de üzmeyelim. Ama gelebileceğini düşündüğümüz kombinleri çıkardık. İnşallah haftaya, yanılmayız. Haftaya inşallah güzel haftaya, açarız programı. Aynen, güzel açarız. Tutmuş kuponlarla açarız. Çok teşekkür ederiz. O zaman şimdiden herkese bol şans diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.